Hepinize tekrardan merhabalar, saygılar hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Yeni dersimize giriş yapıyoruz. Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı bizler de tabi orucun da verdiği bir yorgunlukla beraber çekimler biraz yavaş ilerleyecek. Bunu başta bir belirterek girişimi yapayım. Şimdi yeni dersimiz olan okula uyum ve erken okur yazarlık dersi. Hocam bu ders eskiden biz nasıl söyledik? İlk öğretme hazırlık diye anlatırdık bu dersi. Üstüne artık bir değişiklik oldu geçen senelerden beri artık bir 2 senedir. İsmi okula uyum ve erken okur yazarlık dersi olarak güncellendi. İçeriğine sadece erken okur yazarlık kısmına eklemeler yapıldı. Okula uyumu hani ilk öğretme hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Tabi biraz daha kapsamlı oluyor okula uyum noktasında değişiklikler olarak. Konu başlıklarımızı yazdık. Çıkması muhtemel soru sayısından da bahsettik ve okula uyumun e, tanımı ve önemiyle e, başlayacağız inşallah ama şöyle bir e, çıkması muhtemel konulara bir ufak ufak değinelim. İlk başta tabii ki okula uyumun ne olduğu, e, çocukların niçin okula uyum konusunda işte velilere bilgilendirmeler olsun, öğretmenleri bilgilendirmek olsun. E, i̇darenin işte öğretmenlerin ve e, ebeveynlerin bir ortak e, çaba halinde e etkileşim göstermesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Ee, okula uyumla ilgili temel e, kavramlarımız var. Bunlar mesela işte okul reddi olsun, okul olgunluğu olsun vesaire. Bu konulara değineceğiz. Okula uyumu etkileyen faktörlerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Okula hazır bulunuşu etkileyen faktörler ve bunların boyutları var. Ki e, Ösemin bu boyutları soracağını düşünüyorum ben. E, okula hazır bulunursa yönelik modellerimiz var. Bundan da keza sorular bekliyorum aynı zamanda okula hazır bulunuşluğu değerlendirmede birkaç tane aracımız var. Bunlardan da konuşacağız. Erken okur yazarlık becerilerimiz falan var. Ses farkındalığı, harf farkındalığı vesaire. Bir de ilk okuma yazma hazırlık çalışmalarından da bahsedeceğiz. Daha sonra dersimizi noktalandıracağız. Burada tahmini olarak 3 ya da 4 tane sorunun gelme ihtimali var. 5 soru da sorulabilir. Ben okula uyum kısmında 1 ya da 2 sorunun erken okur yazarlık ya da 2 ya da 3 tane sorunun gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen okula uyum nedir bunun tanımını ve öneminden konuşarak başlayacağız inşallah. Şimdi hocam bir kere okula uyumu en temel halde biz çocukların katıldıkları yeni çevrelerinden sosyal ve akademik olarak fayda görmeleri şeklinde tanımlayabiliriz. Ee, okula uyum çocukların ilk defa katıldıkları okul ortamına uygun hareketler e, hareket ederek tanıştıkları öğrenci öğretmen idareci gibi bireylerle olumlu ilişkiler kurabilmeleri ve kurdukları bu ilişkileri devam ettirebilmeleri olarak da nitelendirebiliriz. Okula uyumu çocuğun yeni öğrenme ortamındaki şartlar arasında ulaşabileceği en yüksek seviyedeki eğitimsel uyumu sembolize eden karmaşık ve çok yönlü bir süreç olarak da ele alabiliriz. Ee, biliyorsunuz ki hocam okul öncesi dönemdeki çocuklar hayatlarında ilk kez deneyimledikleri okula uyum sürecini sağlıklı bir şekilde atlattıkları zaman eğitimlerinin daha sonraki kademelerinde edinecekleri tecrübelerine de katkılar sağlayacaktır. E, aksi bir durumda ise okula uyum sağlayamamış bir çocuğun bu dönemde karşılaştığı e, zorluklar öğrenme sürecinde ciddi problemlerde yol açacaktır diyebiliriz. Çocuklar için e, ilk mikro sistemleri olan evlerinden Okula geçiş olarak nitelendirilecek olan bu dönem, ee, öğretmen, çocuk, akran ilişkileri, okuldaki aktivite ve etkinliklere katılım sağlama, kurallara uyma ve kendinden beklenen her türden davranışa uygun şekilde hareket edebilme gibi alışkanlıkların oluşması için son derece önemli bir hazırlık aşaması, hazırlık süreci olarak da geçiyor. O zaman biz e, okula uyumu şöyle anlatalım. Okula uyum diyelim şöyle. Okula uyum diye bir şey noktalı virgül atayım ee, çocukların katıldıkları yeni çevrelerinden çocukların katıldıkları yeni çevrelerinden sosyal ve akademik olarak sosyal ve Akademik olarak e, ne demiştik fayda görmeleri şeklinde tanımlanır fayda görmeleri şeklinde tanımlanır. Bir de demiştik hocam e, çocuklar okul ortamında çocukların yeni katıldığı okul ortamında öğretmen akran idare ve benzeri yeni kişi ve durumlara ayak uydurabilme olarak da nitelendirilebilir. Ee, okula uyum sürecini okula uyum sürecini sağlıklı bir şekilde atlatan bireyler ilerleyen dönemde daha başarılı bir akademik hayat sürdürürler sürdüre şöyle diyelim hatta sürdürebilirler diyelim. Burada silgi biraz küçülteyim. Sürdürebilirler. Aksi takdirde belli başlı noktalarda sorunlar Yaşayabilirler. Şimdi burada aslında neyi kastediyorum? Şunu demek istiyorum burada. Ee, okula uyum sürecini olumlu bir şekilde atlatan bir birey ilerleyen yıllarda bakın dikkat ederseniz işte ilkokulda mesela yazı yazma noktasında değil mi? Kalem tutma olur, işte kesme becerisi olur, yapıştırma becerisi olur, söz dinleme, kurallara uyma gibi davranışlarda çok daha rahat bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Ancak bu süreci e, olumsuz bir şekilde atlatan bireylere dönüp baktığımız zaman gerek e, akademik becerilerde, gerek sosyal becerilerde, gerek bilişsel becerilerde belli başlı sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Mesela e, okula uyum sürecini iyi atlatamış bir öğrenci düşünün. İşte okula gelmiyor e, ya da işte ara sıra geliyor. Bu çocuğun ince motor becerileri okula gelen diğer çocuklara oranla biraz daha nasıl olur? Kötü olur. Bu tarz bir e, düşünce içerisinde girebiliriz saygıdeğer hocalarım. Peki bu okula uyum ile ilgili bazı kavramlarımız var demiştik ya. Bu işte okul olgunluğu gibi, okul reddi gibi. Bunları bir e, kısa kısa anlatalım hocam. Şöyle yıldızma atayım. Diyeyim ki okula uyum ile ilgili kavramlar. Okula uyum ile ilgili Kavramlar, şöyle altında çizelim. Evet, hocam. Şimdi şunu unutmayın. Bir kere e, çocukların son derece önemli görülen bu süreçte, yani e, okula uyum sürecinde, katalizör rolü oynayabilen veya okula uyum süreçlerini daha zor duruma sokan kavramlar vardır. Bunlar okul olgunluğu, okul reddi ve okula hazır bulmuşluk olarak karşımıza çıkar. O zaman ne diyeyim ben şuraya? A diyeyim okul olgunluğu okul olgunluğu B diyelim okul reddi bir de C diyelim hocam okula hazır bulmuşluk okula hazır bulmuşluk Şimdi bu tarz bu üç kavramımızda karşımıza eğer ki soru gelirse dikkat edeceğiniz nokta şurası olacak. Aşağıdakilerden hangisi okula uyum ile alakalı verilen kavramlardan işte gerçekleşmediği takdirde sorunlar yaşatabilir kişiye. Okul olgunluğu, okul reddi ve okula hazır bulunuşluk. Şimdi dikkatli bakarsanız hocam okul olgunluğu kazanmış bir birey. Bakın Okul olgunluğu kazanmış bir birey. Şu hangi kalemi alayım? Şöyle turuncu alayım. Okul olgunluğu kazanmış bir birey okula daha rahat bir şekilde adapte olabilir. Okulu reddeden bir birey okula daha artık okul e, okula uyum noktasına sıkıntılar yaşayabilir. Okula hazır bulmuşluğu üst düzeyde olan e, optimal düzeyde olan bir birey ne olur hocam okula daha rahat uyum sağlayabilir. Sorunun geldiği yere dikkat edin. Bakın eğer ki sizleri tutup hangisi gerçekleşirse okula uyum noktasında sıkıntı yaşar derse ise okul reddini işaretleyeceksiniz bakın. Okul reddini işaretleyeceksiniz. Hayır döndü geldise dedi ki hangileri gerçekleşmezse Okula karşı uyum noktası da sıkıntı yaşayabilir. Okul olgunluğu gerçekleşmesi sıkıntı yaşar. Okula hazır bulmuşluk gerçekleşmesi sıkıntı yaşar hocam. Bunları unutmayalım. Bunlar bizim için nedir? Önemlidir. Sorunun geldiği noktaya dikkatli bir şekilde bakacaksınız. O zaman hemen şuraya bir A diyeyim hocam. A diyeyim. Okul olgunluğu. Okul olgunluğu. Şöyle bir de altını çizelim. Hocam şunu da söyleyeyim. Ee, bu arada geçmeyelim burayı. Özellikle okul olgunluğu ve okula hazır buluşuluk kavramlarının birbirinin yerine kullandığında unutmayın. Bazı sorularda ÖSYM okul olgunluğundan bahseder, ama şıklara okul olgunluğunu koymaz. Okula hazır bulunucunu koyarsa onu işaretleyeceksiniz. Tam tersi okula hazır bulunucunu anlatmıştır, ama şıklara onu koymamıştır. Okul olgunluğu koymuşsa okul olgunluğunda işaretlemeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunun sebebi de çocuğa yeterince odaklanılmamasıdır. Bakın bu kavramların birbirine kullanması çocuğa yeterince odaklanılmamasıdır. Halbuki olgunluk çocuk ile yakından ilgiliyken hazır buluşuk çocukta başka birçok etkenle de ilgili olabiliyor ama ÖSM dediğim gibi bazen şıklara neyi koyduğunu göre hareket edeceksiniz. Ha okul olgunluğunu anlatmıştır. Şıklara okul olgunluğu koyduysa hazır bulmuşluğu altına çizeceksin zaten. Üstünü çizeceksin. Okul olgunluğunu işareteceksin. Ama ola ki yer vermediyse okul olgunluğu yer vermezse okula hazır bulmuşluğu işaretleyebilirsin. Bunda bir sakınca yoktur. Sorunun geliş şekline göre hareket edeceksiniz. Unutmayalım. Peki hocam bu okul olgunluğu dediğimiz nokta kavram ne oluyor? Okul olgunluğu çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak ilk okula hazır olma durumudur. Unutmayalım. Çocukların birden çok beceri edilmesiyle ilgilidir Fakat yalnızca çocukların öğrenebilme olgunluklarıyla ilgili değildir Dikkat edin bakın sadece öğrenme değil Fiziksel var zihinsel var sosyal var ve de duygusal var Nereye ilkokula hazır olma durumu ile alakalıdır ee, bu arada şunu da ekleyeyim ee, okula adapte olabilmesi için gerekli becerileri de içeren ve okula uyumlarını kolaylaştıran bir kavram olarak da okul olgunluğu e, kavramı geçiyor burada Aslında vurgulanması gereken nokta çocuğun kendisi iken e, odaklımndan düşünce ise çocuğun yapması ve edinmesi gereken becerilerdir unutmayalım okula başlayan bir çocukta olması gereken özelliklerden bazıları mesela belli bir süre boyunca o e, sırada oturabilmesi veyahut dikkatini toplayabilmesi ya da el göz koordinasyonu sağlayabilmesi. Öz bakım becerilerini e, bu becerileri yerine getirebilmesi mesela. Ya da işte e, keşfedebilme yeteneği, bireysel kimliğini oluşturabilmesi, e, bunun haricinde tuvalet kontrolü sağlayabilmesi, iletişim kurabilmesi e, bu ve buna benzer noktalarda da. Hatta kendisine verilen görevleri, ödevleri, sorumlulukları da yerine getirmesi de okul olgunluğu ile açıklanır. Dikkat edelim. O zaman okul olgunluğu şöyle bir tanımlayalım: Çocukların fiziksel, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, sosyal bir de duygusal olarak ve duygusal olarak ilk okula ne demiştik? Hazır olma durumudur. Hazır olma durumudur. Bunu unutmayalım. Bir de ne demiştik hocam? Ee, çocukların birden çok beceri edilmesiyle alakalıdır. Bakın. Çocukların birden çok beceri edinmesi ile ne demiştik? Alakalıdır demiştik. Bunun haricinde önemli nokta demiştik sizlere. Ee, çocukta hani birden çok beceri edinmesi ilgili demiştik ama yalnızca çocukların öğrenebilme olguları ile ilgili değildir. Yalnızca çocukların öğrenme, bilme becerisi ile alakalı değildir. Zaten soru tahlilleri yaptığımızda sorular üzerinde sıkça konuşacağız bu tarzumları verilen cümlenin içeriğine dikkat etmeniz lazım. Yani anlamı nereye doğru gidiyor? Şöyle bir şey desem mesela okul olgunluğu çocuğun sadece zihinsel beceri noktasında okula hazır olma durumudur derse dıdıt yanlış. Ne diyorduk biz ona? Offsite bir cümle. Neden? Bakın yalnızca sadece asla. Bu ve buna benzer kelimelerin geçtiği cümleler genellikle böyle offside olma ihtimali daha yüksektir. Ben her zaman derim risk alacaksanız eğer bakın risk alacaksınız tamamen size kalmış bir şey. Soruyu çözdünüz. Vallahi bu soruda bir bit yeni var diyorsunuz. Bakıyorsunuz şıkları okuyorsunuz okuyorsunuz tamam mı? Dört tane şık yani asla kat a yalnızca sadece e, bu tarz ifadeye yer, yer vermemiş. Bir tane şık yer vermiş. Hani onu ben işaretlerim mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben işaretlerim. Eğer tam anlamıyla böyle hani şey değilsem emin değilsem böyle bir şık işaret diyeceksem onu işaretleyeyim. Ama şunu da unutmayalım lütfen. Bakın düzeltme formülü var. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bunu unutmayalım. Ya da işte hani ester ne derler bize 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu da zaten şıkların sayısıyla alakalı bir şey de Bizde hani KPS'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Buna dikkat edeceksiniz. Yani netinizi kurban etmeyin. Hani risk almak istiyorsanız eğer sonuçta hani Bazen artık o gına geldi de deriz ya hani bazen gına geldi oldu sizde ee, işaretleyeceksin illa işaretleyeceksin eğer o yalnızca sadece fakat bu tarz böyle hani kesin yargılar içeren ee, şıklar biraz daha doğruya yakın olabiliyor bunu unutmayalım. Ne demiştik hocam ee, çocukların aynı zamanda okula adapte olmaları gereken becerileri böyle içermesi için içermesi okul olgunluğu ee, böyle nitelendiriyor. Sadece işte zihinsel beceri değil, toplu bir beceri böyle. Hani ne demiştik biz buraya? Bütünsel beceri olarak söylüyorduk. Şöyle bu reklamlarda sürekli geliyor. Kusura bakmayın. Benlik bir şey değil. Ee, bunun haricinde ne demiştik? Okula başlayan bir çocukta olması gereken özellikler vardır. Okula başlayan bir çocukta olması gereken özellikler dedim. Şöyle birkaç tane madde işareti şu kalemle atayım. Birkaç tanesini şöyle yazıp yazıp geçeyim. Az önce zaten söylemiştik sizlere. Şöyle yapayım birkaç tane yazalım buraya. Ne demiştik mesela? el göz koordinasyonu değil mi? Ya da işte sırada belli bir süre oturması değil mi? Sırada belli bir süre otura bilmeli el göz koordinasyonu olmalı işte tuvalet eğitimi tuvalet Şöyle, tuvalet eğitimini. Almış olmalı. Öz bakım becerilerini bir kısmını dikkat edin. Öz bakım becerilerinin şöyle yukarı doğru heh, becerilerinin bir kısmını hepsini demiyorum dikkat edin. Bir kısmını kendi başına kendi başına yapa bilmeli ya da yerine getirebilmeli. Bunun haricinde bireysel bir kimliğinin oluşması gerekiyor. Kim olduğunu keşfede bilmeli. Tuvalet kontrolünü sağlamalı demiştik. Dikkatini toplayabilmeli değil mi? Dikkatini toplaya bilmeli. Bunun haricinde verilen sorumlulukları verilen sorumluluk ya da ödevleri yerine getirebilmeli. Bunun haricinde kendini kendisini ifade edebilmeli. Kendini ifade edebilmeli ve benzeri diyelim. Bu şekilde ne demiştik? Okul olgunluğunu sonlandırmış olduk ee, kırmızıyla yazıyoruz evet B diyelim hocam B diyelim okul reddi evet şimdi nedir bu okul reddi ee, çocuğun okula gitmekte ya da bütün gün sınıfta kalmakta zorluk çekmesi olarak nitelendiriliyor okul çocukların bakış açısıyla dış dünyayı temsil eder ve çocukların evde deneyim, deneyimleyemedikleri farklı bir gerçeklik olarak bizim karşımıza çıkıyor. Evlerinden ilk kez ayrılarak farklı ve daha geniş bir sisteme giren bazı çocuklar kültürel, sosyal, duygusal ya da akademik zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Eee böyle durumlarda çocuklarda okul reddi davranışları görülebilmektedir. O zaman önce bir tanımını yazalım. Daha sonra okul reddi davranışının aşamaları var. Buna dikkat edelim. ÖSYM sorabilir e, aşamaları falan ki ÖSYM artık son yıllarda aşamaları falan sormaya böyle biraz daha yatkın sorular karşımıza çıkarıyor. Onu unutmayalım. O zaman tanımını yazayım ben. Bir çocuğun okula gitmekte ve <laughs> bir çocuğun okula gitmekte ve bütün gün Sınıfta kalmakta, sınıfta kalmakta zorluk çekmesi, değil mi? Zorluk çekmesi olarak tanımlanır. Evet. Ee, <laughs> ne demiştik? Çocuklar. evlerinden daha büyük ve karmaşık bir mikrosisteme geçiş yaptığı için yaptığı için bazı zorluklarla bazı zorluklarla Karşılaşabilir. Evet. Ne demiştik? Ee, daha geniş bir sisteme girdikten yani girmelerinden dolayı <laughs> çocuklar kültürel, sosyal, duygusal ya da akademik anlamda zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bunlar neydi hocam? Kültürel, kültürel, sosyal, akademik. Değil mi? Akademik. E, duygusal, bunu da ekleyelim duygusal şekilde zorluklara karşılaşabiliyorlar. E, bu durumda çocuklarda okul reddi davranışı görülme ihtimali fazladır. Bu durumlarda çocuklarda çocuklarda okul reddi davranışı görülebilir bilir diyelim. Bu arada e, yani bu Ramazan'daki şeyden dolayı uykuda bir düzensizlik var. Ve bazen cümle ya da kelimeyi kurmakta zorluk çekebiliyorum. Hakkınızı helal edin çünkü e, gidişat böyle giderse video çekmekte çok zorlanacağız. E, en azından hani video çekelim. Olabildiğince e, pür dikkat anlatmaya çalışıyorum ama bazen kelime ağzından çıkamayabilir. Dil sürçmemeleri olabiliyor. Hakkınızı helal edin şimdiden. E, o zaman ne demiştik hocam? Okul reddi davranış biçimlerin aşamaları diyelim. Şöyle maviyle. Okul. şu küçük R ile yazayım da şey olmasın. Okul. Reddi. Davranış. Biçimleri. Aşamaları. Diyelim evet. Şöyle. Güzel, eğlenceli bir ders aslında. Güzel bir konu. Seversiniz sizler de. Hocam şimdi şöyle. Bir kere e, okula devamda böyle bir çocuklarda stresli olma. işte devamsızlık yapmaktan dolayı bir memnuniyet duyma gerçekleşir. Bunun haricinde devamsızlık yapma maksadıyla okula giderken e, davranış bozuklukları, tekrarlanan davranış bozuklukları karşımıza çıkabiliyor. Okula giderken... Tekrarlanan kasıtlı geç kalma davranışları görülebiliyor, Arada bir devam yapma veya bazı derslere katılmama davranışları görünebiliyor. Daha sık devam yapma veya derslere bazen katılmama davranışları olabiliyor. Belli gün ya da belli süre içinde okula gitmeme ya da uzun bir süre okula gitmeme olarak karşımıza çıkabiliyor. O zaman şöyle biçimleri aşamaları dedik. Şöyle madde madde yazalım şuraya bir. 2, 3 4 5 6 tane yazalım. Üstüne tekrar ekleme yaparız. Ne demiştik? <laughs> Okula devamda stresli olma ve Devamsızlık yapmaktan dolayı memnuniyet duymam. Okula Devamda Stresli Olma Ve Devamsızlıktan Devam yazmış. <laughs> Devamsızlıktan dolayı memnuniyet duymam. Ee, ne demiştik? Dansık yapma maksadıyla okula giderken tekrarlanan davranış bozuklukları. Dikkat edelim. Devamsızlık maksadıyla Evet tam sık maksadıyla okula giderken okula giderken tekrarlanan davranış bozuklukları Evet. Bunun haricinde ee, tekrarlanan kasıtlı geç kalma davranışı. Davranışı. Ee, arada bir devam sık yapma veya bazı derslere katılmama. Arada bir devam sık yapma. Ya da bazı derslere katılmama. Evet. Ee, daha sık, daha sık yapma veya derslere bazen katılmama var. Daha sık dağımsızlık yapma veya bazı derslere katılmama, e, belirli bir süre okula gitmeme, belirli bir süre okula gitmeme, uzun bir süre okula gitmeme, uzun bir süre okula Gitmeme zaten e, ücretli yapan ya da işte e, özelde çalışan arkadaşlarımız bu tarz durumlarla karşılaşmışlardır. Genelde şöyle okula devam etme noktasında bir stresleri vardır ve e, devamsızlıktan böyle bir haz duyarlar. Bir memnuniyetlik durumu vardır çocuklarda. Tabii ki e, ilerleyen bir süreçte işte bu devamsızlık maksadıyla artık okula giderken tekrardan davranış bozuklukları görülüyor. Ne gibi işte saldırganlık meydana gelebiliyor. İşte yalan söyleme, somatizasyon gibi işte bedenselleştirme gibi e, olaylar karşımıza çıkabiliyor. Daha sonra tekrardan tekrarlanan kasıtlı böyle geç kalma davranışları da görülebiliyor çocuklarda. E, bile isteye okula geç gidiyor vesaire. Arada bir damsık yapma ya da bazı derslere katılmama durumu karşımıza çıkıyor. Bundan sonra daha sık böyle bir damsık yapma isteği geliyor ve yine bazı derslere katılmama karşımıza çıkabiliyor. Daha sonra belirli bir süre okula gitmiyor ve en sonunda uzun bir süre okula gitmiyorlar. Bu okul reddi davranış biçimlerinin aşamaları en basitinden en karmaşığına doğru sıraladık bunları ya da şöyle söyleyelim en az zarar vericiden en çok zarar vericiye doğru sıralamış olduk. Peki hocam Şöyle diyelim. Okul reddi davranışı sergilen, sergilen çocukların özellikleri nelerdir? Bakın, özellikleri. Şöyle yapalım. Okul reddi davranışında bulunan çocukların özellikleri. Okul reddinde bulunan çocukların özellikleri. Şöyle yapalım. Altında çizdik miydi? Şöyle turuncuyla da madde işareti atayım bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane herhalde yeterli olacaktır. Şöyle başlayalım hocam. Bir kere e, okul reddi davranışında bulunan çocukların en temel özelliği ve en tipik özelliği anne ya da babadan ayrılma korkusu veyahut bakım veren kişiden bakıcıdan ayrılma korkusu olarak ilkin karşımıza çıkıyor. Daha sonra şu nokta var mesela benzerlikler olarak e, özellik olarak okula gitme düşüncesinde böyle aşırı bir korku hali oluyor. Öfke nöbeti falan geçiyorlar. Ağlamaklı oluyorlar. Okula karşı bir direnme ve mazeret sunma derdine giriyorlar. Somatizasyon demiştim ya sizlere bedenselleştiriyorlar. Çocuk işte karnım çok ağrıyor okula gitmek istemiyorum diyor. Neyse işte çocuk o gün bir şekilde annesi tam hadi okula gitme falan diyor. Çocuk az önce karnı ağrıyan çocuk çıkıyor bu sefer dışarıda paldır küldür oyun oynuyor. Dikkat edin. Bunun haricinde sebebi açıklanmayan baş ve karın ağrısı. Bakın somatizasyon dikkat edin hocam unutmayalım. Akranları tarafından soyutlanma veya hırpalanma korkusu. Çocuklarda da çok vardır dikkat edelim hocam. Bunun haricinde... Öğretmeni tarafından cezalandırılma endişesi ya da düşük benlik kaygısı karşımıza çıkabiliyor. Benzer özellikler çocukların özellikleri olarak. E, veyahut doğuştan gelen aşırı duygusal tepkisellik çekingen bir mizaca sahip olma genel olarak okul reddi davranışında bulunan çocukların ortak özellikleridir. O zaman ne yazalım? İlk ne demiştik? Bakım verenden ayrılma korkusu. Bakım verenden ayrılma korkusu yani anne baba bakıcıdan ayrılma korkusu. Okula gitme düşüncesinin aşırı korku hali veya öfke nöbeti oluşturması. Okula gitme düşüncesinin aşırı ne demiştik hocam? Korku hali aşırı korku veya öfke nöbeti oluşturması. Öfke nöbeti oluşturması ya da ağlamaklı olup okula karşı direnme oluşturması. Okula karşı direnme. Ne yapsam da ne etsen de ben o okula gitmeyeceğim anne. Çok kullanırlar bu lafı. Gitmeyeceğim diyor. Ne yapıyor? Okula karşı bir reddetme, bir direnme söz konusu olmuş oluyor. Ee, sebebi açıklanamayan baş ve karın ağrıları. Sebebi açıklanamayan baş ve karın ağrıları. Yani somatizasyon. Dikkat edin. Zaten anne babalar artık günümüzde biraz daha böyle dikkatli oluyorlar. Nasıl söyleyeyim hani çocuğun üzerine düşüyorlar. E, çocuk karnım ağrıyor okula gitmek istemiyorum dediği zaman anne baba bir hastalık olduğunu düşünüyor. Çocuğu göndermiyor ama çocuğun hiçbir şey yok tamamen bedenselleştirmiştir. Şu çok önemli akranları tarafından soyutlanma ve hırpalanma korkusu. Tarafından soyutlanma ve alma korkusu Bu da çok var ee, şöyle söyleyeyim genelde çocuklara oyun içine almıyorlar ya da ne yapıyorlar çocuklara şiddet baskı uyguluyorlar Bu da çocuklarda bir korku hali oluşturuyor ee, öğretmen tarafından cezalandırılma korkusu var mesela çocuklarda öğretmeni tarafından cezalandırma korkusu da e, ne olarak karşımıza çıkıyor? E, okul reddinde bulunan çocukların özellikle olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak doğuştan gelen aşırı duygusal tepkisellik. Doğuştan gelen aşırı duygusal tepkisellik. Hatta ne demiştik? Bir de çekingen bir mizaç. Çekingen mizacın varlığı. Değil mi? Bu tarz çocuklarda okula gitmeyi pek fazla ne yapmazlar? Has etmezler. Buna dikkat edin. Tabii ki hocam her ne kadar okul reddi davranışı çocuğun kendisiyle ilgili nedenlerden kaynaklanır gibi gözükse de çocuk dışındaki faktörleri de yani aile ilişkeni ve okuldaki koşulları da barındırabilmektedir. Ne gibi? İşte öğretmeninden ceza alma korkusu. işte akranları tarafından hırpalanma ya da işte ee, ne yapılması soyutlanma korkusu da çocuklarda okul reddine neden oluyor ama sadece bireyde değil, çevrenin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, ee, okulu okula uyumun etkileyen bu faktörler karşımıza. Yani neleri çıkarıyor? Çocukların e, okula uyum süresini etkileyen faktörler arasında bağlanma, ebeveynin tutumu, korku ve kaygılar, akran ilişkileri, mizaç, e, bunlar işte okul ile ilgili algılar, sosyo politik veya sosyo ekonomik değişkenler, bakım verene olan düşkünlük veya bağlılık seviyesi işte evnenin e, birinden anne ya da babadan uzun süreli bir ayrı yaşama, ya da işte maruz kalan travmalar, aile içi böyle e, ya da aile arasında öğretilen tutunlar, e, bu ve buna benzer farklılıklar, işte okuldaki arkadaşlar tarafından reddedilme, ailedeki fertlerden birinin ciddi bir problemi, okul veya öğretmen değişikliği, okulda veya evde ihmal ya da istismar edilme gibi olumsuzluklarda çocuklarda okula uyumu etkilen faktörler arasında yer alıyor. Ee, çocukların tabii ki okula uyumunu etkileyen önemli faktörlerin biri de öz düzenleme becerileridir. Ee, öz düzenleme becerileri böyle bireyin ortaya çıkan davranışlarını, eğilimlerini ve iste, isteklerini erteleyebilme ya da bastırabilme, sosyal kurallara uyabilme, duygularını kontrol edebilme ve düzenleyebilme mesela. Amaca yönelik uyarana odaklanabilme olur. İşte e, dikkatini sürdürme kapasitesi olarak da tanımlanan bilmektedir bazı noktalarda. Ee, okul öncesi eğitim Kurumlarına böyle devam eden genelde 5-6 yaş çocukların öz düzenleme becerilerinin okula uyum ile il, ilişkisinin böyle e, incelendiği bazı araştırmalar falan var. Buralarda böyle çocukların öz düzenleme becerilerinin pozitif yönde bir e, anlamlı ilişki olduğu söyleniyor. Aslında şu oluyor. Öz düzenleme becerisi yüksek olan bir bireyin okula uyumu da ne oluyor? Yüksek oluyor. Tam tersi olduğunda da keza tam tersi bir e, durum karşımıza çıkabiliyor. O yüzden e, bu noktalara dikkat ettiğimizde fayda vardır. C diyelim hocam. C diyelim. E, okula hazır bulmuşluk. Değil mi? Okula hazır bulmuşluk. Burada hazır bulmuşluk bazı kaynaklarda böyle bitişik yazıyor. Bazılarında ayrı yazıyorlar. Ben de bazen bitişik bazen ayrı yazıyorum. Hakkınızı helal edin. Hocam hazımsızlık kavramı gelişim dersinde de görmüşsünüzdür muhakkak. Daha biz okul öncesinde gelişim dersine geçmedik ama eğitim bilimlerinden gelişim dersinde görmüşsünüzdür. Hazımsızlık büyüme olgulaşma ve öğrenme sürecinin e, ortaklaşa bir ürünü olarak e, kişinin kendisinden beklenen davranışları sergilemesi için ön koşulları e, ne yapmasıdır edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Okula hazır buluş ise çocuk ile çocuğun kazanımlarını en üst seviyeye çıkaracak çevresel ve kültürel deneyimler arasındaki etkileşim bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki erken çocuklukta okula hazır buluşunun e, erken işaretleri okulu seven çocuklar tarafından genelde işte öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sosyal duygusal bağlar kurmak yok akran etkileşimlerinde bulunmak işte efendim söyleyeyim sınıf sınıfta endişeli yalnız veya üzgün hissetmektense rahat ve mutlu hissetmek işte okuldaki faaliyetlere katılmak öz denetimin işte bir sahibi olmak e, yaratıcı düşünmek oyun oynamak okuma yazma işte sayma ve çizim yapabilme fiziksel bağımsızlık kazanmış olmak olarak karşımıza çıkabiliyor bunlar. Ne olarak çıkıyordu? Hazır buluşun erken işaretleri bakın. Erken işaret olarak karşımıza çıkıyor. Hatta mesela e, bazı noktalar var. Çocukların renkleri, şekilleri, sayıları işte alfabedeki harflerin bazılarını e, söylemeleri ya da öğrenmiş olmaları gö örnek gösterebilir. Ya da işte duygusal yeterlik, yönergeleri takip etme, işte eee öğrenme ile ilgili duyma ve sosyal e, Olarak kabul edilebilir şekilde davranma. Bunlar bizim karşımıza çıkabilir. Bunun haricinde işte ince ve kaba motor gelişimi. Uygun bir süre hareketsiz oturmayı. Bunlar okula hazır bulmuşluğun nedir hocam? Gerekli olan noktalardır. Bunlar da bu şekilde karşımıza çıkıyor. O zaman hazır buluşunun tanımını yapalım bir. Büyüme, olgulaşma ve öğrenme süreçlerinin Büyüme. olgunlaşma bir de ne demiştik hocam ee, öğrenme süreçlerinin öğrenme süreçlerinin neticesi olarak neticesi olarak kişinin kendisinden beklenen davranışları davranışları e, sergileyebilmesi için ön koşullardır. Sergileyebilmesi için ön koşullar şöyle ön koşulları edinmesidir. Diyelim. Edinmesidir. Yani aslında ne demiştik hocam? Ee, çocuk ile çocuğun kazanımlarını en üst seviyeye çıkaracak çevresel ve kültürel deneyimler arasındaki etkileşimin bir ürünü. Yani e, ne demiştik işte sınıf arkadaşlarıyla sosyal duygusal bir e, bağ kurabilmeleri. İşte akran etkileşiminde bulunmak. Sınıfta endişeli yalnız ve üzgün hissetmektense daha da böyle bir rahat ve mutlu hissetmek. Faaliyetlere katılmak. Özdenetim sahibi olmak. Bunlar nedir? Okula hazır bulmuşluğu etkileyen böyle daha doğrusu okula hazır buluşunun faktörleri göstergeleri arasında yer alan nelerdir hocam noktalardır. O zaman ne diyelim okula hazır buluşunun erken işaretleri okula erken işaretleri diyelim Şuna da pembeyle hadi madde işaret atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi buna da 7 tane yazalım. Ne demiştik hocam bir kere? Ee, okulu seven çocuklar neleri gösteriyordu hocam? Öğretmen ve sınıf arkadaşıyla sosyal duygusal bağlar kurmak. Öğretmen ve sınıf arkadaşları ile ne demiştik? Eee sosyal ve duygusal bağlar kurmak sosyal ve duygusal bağlar kurmak bunun haricinde sınıfta rahat ve mutlu hissetmek sınıfta rahat ve mutlu hisset hissetmek. Evet, işte e, oyun oynamak, değil mi? Oyun oynamak. E, bunun halde öz denetim sahibi olmak. Öz denetim sahibi olmak. İşte fiziksel bağımsızlık kazanmış olması. Şöyle diyelim. Fiziksel Bağımsızlık kazanmış olmak. Bunun haricinde ne demiştik? Ee, çizim yapabilmek, değil mi? Sayma, yapa bilmesi, çizim Yapabilmesi. Bilmesi de bizim okula hazır buluştukları böyle e, gösteren parametrelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hocam e, okula hazır buluştukları etkileyen faktörlerimiz var demiştik ya ben sizlere ondan bahsetmiştim. E, fizyolojik, zihinsel, sosyal ve duygusal bir de çevresel faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunda da bir e, şöyle pembeye alayım. Pembeli bir kavram haritası şeklinde yazılıp okula hazır buluştukları etkileyen faktörler diyeyim şuraya okula hazır bulmuşluğu etkileyen faktörler dedim şu şekilde dört tane var demiştim Sizler hocam şöyle bir diyelim şuraya iki diyelim şuraya üç diyelim şuraya da dört diyelim Evet İlkini yazayım kırmızıyla fizyolojik faktörler, fizyolojik faktörler, ee, zihinsel faktörler, zihinsel faktörler, sosyal ve duygusal faktörler, sosyal ve duygusal faktörler. Bir de son olarak çevresel faktörler. Çevresel faktörler. Şöyle. Şunu az bir geri alayım. Basamadım. ha Şu şekilde olsun ki daha doğru, daha düzgün olmuş olsun. Hocam fiziksel e, ya da fizyolojik faktörler nelerdir? Bir kere e, bu fizyolojik faktörler dediğimiz çocukların fizyolojik olarak gelişimlerinin gerekli motor, beceri ve işte yeterlikleri ya da yetileri kazanmalarının desteklemesi ve okula uyumlarının hazır buluşkanın olumlu etkilemesi olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğun okula hazır buluşunu etkileyen fizyolojik faktörler çocuğun kronolojik yaşı, büyük ve küçük kas gelişimi, genel sağlık durumu, büyümesi, doğumdan önce veya sonra maruz kaldığı çevresel koşulları görme ve işitme sağlığı olarak ne yapılabilir söylenebilir. Ama şuna dikkat edelim kronolojik yaş özellikle gelişmiş ülkelerde temel şart olarak görülmemektedir. Dikkat edin kronolojik yaş temel şart olarak görünmüyor. Bir çocuktaki gelişimin akranlarıyla aynı yaşta gerçekleşeceği beklentisi ve okula başlamak için belirlenmiş kronolojik yaşa ulaşan her çocuğun artık hazır olduğu düşüncesi de kabul edilmemektedir. Çocuğun kronolojik yaşı ilerledikçe gelişen el göz koordinasyonu gibi ince motor becerileri, okuldaki ilk yıllarda yazma, çizme, uzun süre kalem tutma gibi birer anahtar olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bedene sahip olan çocuk kendisinden beklenen koşma, zıplama, tırmanma, yakalama işte bu ve buna benzer kaba motor becerisini gerektiren eylemleri olgunlaşmış sinir ve kas sistemleriyle ne yapacaktır? Gerçekleştirecektir. Kronolojik yaş gelişmiş ülkelerde özellikle önemli değildir o kadar. Buna dikkat edelim. Hani temel şart olarak görülmüyor. Öyle söyleyeyim. Önemli değil demeyeyim de temel şart şart olarak görülmüyor. Unutmayalım bunları. Sizler not edin. Zihinsel faktörler dediğimiz nokta zekanın bu temel bileşen olan algılama, dikkat, taklit, işte hafıza çocukların öğrenme ortamlarındaki kalıplar ve ilişkileri anlamalarını sağlıyor. Bunu biliyoruz. Genel olarak e, sayıları, harfleri ve renkleri bilen bir çocuğun mantıksal çarpma işte basit düzeyde işlem yapabilme uzamsal algı, örüntü ve ölçümler işte sıra düşünme, muhakem ve problem çözme ile ilgili becerileri edilmesi bilişsel olarak hazır olduğunu göstermektedir. Tabii ki okul öncesinde okuma yazma olmuyor da en azından sayıları vesaire tanımaları bunların zihinsel faktörler olarak hazır olduğunu aslında gösteriyor bizler için. Okula hazır bulunuşunu etkileyen zihinsel faktörün biri de çalışma belleğidir. Bunu da unutmayalım. Çalışma belleği sorgulama, okuduğunu alım ve öğrenme gibi zor konularla karşılaşıldığında zihindeki bilgiyi tutabilmek için gerekli olan sistem veya sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma belleği zaten ee, bu bu eğitim bilimlerinde öğrenme dersinde işte kısa süre bellek, uzun süre bellek, yok işte çalışan bellek, işte bunların kodlamadır, işte akrostiş, makrostiş bunları o belleğe kaydetme yolları vesaire bu şekilde aslında zihinsel faktörler bizim için bu noktada önemli. Sosyal ve duygusal faktörlerde şunu söyleyebilirim sizler için. Çocuğun okul ortamında öğretmenleri ve akranlarıyla iletişim halinde olması, işbirliği yapabilmesi, kendisini ifade edilmesi ve okulun kurallarına uyabilmesi aslında bir güvenli bağlanma, özduygu denetimi, bireysel farkındalık gibi duygusal olgunlukla edinmiş olması, kendisinin ve başkalarının duygularını anlaması ne yapması ne yapılıyor bizler için bekleniyor çocuklar tarafından. Yani çocuklardan biz bunları ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Buna dikkat edin. Ailelerde çocukları sağlıklı bir tutumla cesaretlenip motive ettiğinde sosyal ve duygusal açıdan desteklenen çocukların hazır buluşuğu da iyileşecektir diyebiliriz Tabii ki çocukların sosyal ve duygusal davranışları okula uyum sürecinde oldukça etkili bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu davranışların temel yansımaları arkadaşlarla olan ilişkilerinde karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle yaşamlarının bu döneminde çocukluk kültürünün temelinde arkadaşlarıyla bir şeyler yapma uğraşı yattığından sosyal ve duygusal gelişim sayesinde kurulan arkadaşlıklar yeterlik duygusunun oluştuğu ve geliştiği okul çağı çocuğu için son derece Önemlidir diyebiliriz. Bir de son olarak çevresel faktörlerimiz var. Bu da erken çocuklukta çocuğun destekleyici bir çevrede büyümesi gelişimine katkıda bulunacak ve potansiyeli en üst düzeye çıkmasına yardım edecek. E, aksi bir çevrede büyümesi ise gelişim hızını düşürecek ve potansiyelini göstermesini engelleyecektir. Yani aslında şu. Sürekli o deney örneği veriliyor ya işte çocuğun teki alınıyor bilgili kültürlü bir ailenin yanına veriliyor. Diğer çocuk da alınıyor işte normal sıradan bir aile çocuk olarak veriliyor. Yıllar sonra bu iki ikiz çocuk işte aynı ortama denk getiriliyor. Bu zengin taraf ile takılan çocuk Zengin tarafta olan çocuk böyle aslında bilişsel olur, başka türlü olur, akademik olarak olur. Sosyal duygusal açının olarak nasıl oluyor? Bir tık daha önde oluyor. Diğerine oranla bu şekilde söyleyebiliriz. Çevresel faktör aslında bu noktada çok çok önemli. Yani girdiğiniz çevre sizin için çok önemli olmuş oluyor. Çocuklar için çok önemli olmuş oluyor. Okuldaki herkes yaramaz, herkes hırsız, herkes yalancı, herkes üçkağıtçı, dolandırıcı. Bu şekilde olursa bu çocuğun okula işte hazır bulmuşluğu sıkıntıdadır ama... The cat sat on the Diğer bir noktadan baktığımız zaman çocuğun girdiği okula herkes mütevazi, herkes beyefendi, hanımefendi şeklinde takılıyor. İşte giyime, kuşama, özdenetime, cartacurta çok iyi bakılıyorsa eğer çocuk bu ortamda biraz daha okula uyum noktasında, okula hazır buluşluk noktasında biraz daha iyi bir seviyede olacaktır diye biliriz. Bu şekilde bunları anlatabiliriz. Hocam okula hazır buluşun boyutları var. Hazır çocuk, hazır okul, hazır aile kavramları var. Bunları vesaire zaten sizlere anlatacağım ama... Bu videoyu burada sonlandıralım. Ramazan'dan dolayı videoları biraz kısa kısa çekeceğim. Eskiden videolar biliyorsunuz 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika falan. Şimdi 35-40 dakikada vesaire bu şekilde videoları anlatıp anlatıp geçmeye çalışacağım sizler için kısa kısa olacak. Video sayısı uzun olacak ama video süresi biraz kısa olacak gibi duruyor ki zaten şu anda saat çok geç ve bende de iyice artık bir uyku bastırdı diyebilirim. o yüzden bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir diğer videomuzda okula hazır bulunmuşluğun boyutlarını ne yapacağız? Ele alacağız. Buradan anlatıp anlatıp devam edeceğiz. Bu dersi inşallah bitireceğiz. Ramazan ayında en azından hani bu okula uyum ve erken okur yazarlık dersiyle Program, yöntem ve materyal derslerimizin program, yöntem ve yaklaşım. Hep materyal diyorum el Alışkanlık, ağız alışkanlığı. Bu iki dersi en azından bitirmeye çalışacağız. Bitmese bile bu iki ders okula uyum ve erken okur yazılık bitecektir. Diğer dersimizde işte programları falan bitiririz. Yaklaşımları belki bitiririz. Yöntemleri falan hani belli bir kısmını en kötü anlatmaya çalışırız. Zaten ondan sonra Mayıs'a kadar süremiz var diye düşünüyorum. Mart, Nisan, Mayıs aynen Mayıs'a kadar süremiz olacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgilerinizle kalın efendim. Son olarak hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun.